Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Hayrola? Sınavım var yarın. Bu ne? Oha! Nazike teyzem. Yuh be Nazike yuh. Nasıl yatmak bu? Resmen kükrüyor ya. Ben ne yapayım baba? Yan odada yatıyorum. Kapısı da açık. Bir uyuyor. Üf! Uyuyabilirsen ha. E kapat kızım kapısını. Dur. Hemen uyanıyor. Boğuluyormuş içeride. Bas bağırıyor. Düşün yani ben uyumadan sınava gireceğim yani. Perişan durumdayım. Haklısın kızım haklısın. Neyse sabret bir dur bakacağız çaresine. Bu ne ya? Hadi kolay gelsin. Sağ ol baba sağ ol. Hüsnücüğüm. Kusura bakma duymadım geldiğini içim geçmiş burada böyle. Oğlan uyudu mu Suat? Ay zar zor uyuttum üstüne. Uyumaz tabii çocuk. Baksana şu gürültüye. Kim bilir kaç desibel. 90'ı geçince belediye kapatıyor. Acaba ölsek mi? Zabıtalar gelip Nazike'nin ağzını burnunu bir tıkasalar. Çok kursun vallahi güldürdün beni akşam. Suat şakası bir yana cılkı çıktı bu işin. Şöyle büyüyor. Oğlanlar eşek kadar oldu. Zeliha perişan. Yarın öbür gün Heidelberg. Ya. Hap kadar evde. Zor kızım. Vallahi. Çok zor. Konuş yarın teyzenle bakın çaresine. Yakınlarda bir ev bakın. Öyle uzağa atmış gibi de olmayalım da. Olur üstecim olur. Yarın konuşurum. Ay bir yandan da acıyorum. Dünyanın masrafı çıkacak şimdi kadına. Ya nesine acıyorsun kızım ya? Nesine acıyorsun ya? Üç kocadan dünyanın malını kaldırdı. Hmm. Memleketten gelen kiraları istiflemeyi biliyor. Açsın azıcık kesenin ağzını ya. Ne var? Kirli çıkan azike. Neyse büyük eşek sıpası ne yapıyor Metin? Ay sorma. Pek bir mazlum evladım. Başı önde öyle gidip geliyor okuldan eve. Evden okula iyice kapandığı için üstüne. Mahcup tabii kerata mahcup. Neyse gitme üstüne geçer. Suat bu gecelik yeni mi? Ha, yeni aldım beğendin mi üstücüm yakışmış mı? Bak. Vallahi çok yakışmış kız. Şş bana bak. Ne güzelmiş giymedin öyle. Yok bu üstü çocuk. Çocuk şurada ders çalışıyor. Zeliş duyacak şş, yapma. Şey olmaz kızım duymaz o duymaz. Nazike'nin horlamasında araya kaynar. Gel sen de. Gel. Gel. Sus. Gel bakalım gelmiş. Bak yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Günaydın çoban aşireti. Günaydın baba. Günaydın baba. Günaydın. Şşş. Aslan yavrusu. Günaydın. Günaydın aslan yavrusu. Günaydın. Günaydın. Baba. Heidelberg ne zaman terfi edecek eşek sıpalığına? O hiçbir zaman oğlum. Aslan oğlum. Babasının aslanı o. Babasının aslanı. Ver oğlum. Prensesim. Hani babaya sabah öpücüğüm? Hüsnü, teyzemle ev işini konuştum. Anlayışla karşıladı. Bugün ev bakacağız. Sahi mi? Evet. Hadi hayırlısı. Ne güzel, ne mesut bir gün değil mi babacığım? Öyle kızım, öyle. Allah bozmasın, Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin babacığım, amin. Geliyor kalk. Nasıl olsa bir daha oturmayacak. Gördün mü sevinenleri? Acaba huzur evine de mi baksak diyorum Suat. Aman uzak dur Nazike aman. Huzur evinden uzak dur sen. Milletin huzurunu kaçırma. Sen gitsen de fark etmez zaten. 3 günde kapıya koyarlar seni. Huzursuz Nazike. Kızma. Ya taze ekmek yok muydu Suat? Ay telaştan akıl edemedim. Şulem hadi bir koşu hadi güzel kızım. Ver. Hadi benim prensesim benim yapayım, selamı söyle yumuşak. Günaydın. Günaydın. Taze ekmek aldım fırından yeni çıktı daha. Günaydın. Simitler de sıcak. Aslanım benim eşekmez aslanım. Canım oğlum. Sana da ekmek alıp getirenlerin olsun böyle. Sıcak taze. Oh yavrum. Gel buraya oğlum gel ben de öpeyim seni. Oh. Tamam baba yerine geçersen ben de kahvaltı edeyim. Ha. Hadi baba naş. Ha. Gel geç oğlum otur buraya. Onu da buraya koy.
Tamam. Ya acıktım, bir de orada sıra bekledim. Aa, acıktın mı? Sıra mı bekliyordun aslan oğlum benim? Tamam beyefendi. Çok sağ olun. Biz tamam. Biraz daha bakınalım. Tamam. Size hayırlı işler. Çok teşekkürler. Sağ olun hanımefendi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Konuşup durma şundan. Emlakçı değil, soyguncu ayol bu. İki göz ev dünyanın parası. Sen de Boğaz manzaralı ev diye tutturdun teyzem. Ah, kısmet işte. Ayrılık günü geldi çat. Güzel günlerimiz de oldu değil mi Suat? Ha? Ay, o ne biçim konuşma teyze? Yine olacak. Hüsnü özellikle dedi. Uzağa gitmesin teyzen. Bir elimiz üstünde olsun dedi. Aa, lütfen yapma böyle. Aha, kiralık. Hem de sahibinden diyor. Emlakçı parası da yok ha? Hem de eşyalı, masraf da çıkarmaz ha? Arayalım mı? Ne dersin? Dışarıdan düzgün bir şeye benziyor teyze. Hadi, hadi gülüm. Tamam, tamam, ara hadi. Ha? Ha, hadi arayalım. Versene sen telefonunu, ben de kontör kalmamış da. Üstüne söyleyeceğim, yüklesin. Öyle eşyalı deyip, eski püskü ne varsa dayayıp, milleti kandırıyorlar hanımefendi. Bende öyle şey olmaz. Buyurun bakın, hepsi gıcır gıcır. Televizyonundan fırınına kadar. Bozuk tek bir şey bulamazsınız. Kirayı da makul tuttuk. Yeter ki düzgün insanlar tutsun diye. Adam 3 kuruş fazla verecek, evin canını okuyacak. Ne anladım ben o işten? Haklısınız vallahi beyefendi. Teyze, ne diyorsun? Ev güzel. Ay, ne diyeyim bilemedim. Düşünün taşının. Daha dün çıkardık kiraya. En az 20 kişi sordu. Kısmet artık. Teyze, gel tutalım anacığım. Boşuna dolaşmayalım. Daha münasibini bulamayız. Bu evde bir koku mu var? Hep iyidir kapalı kaldı hanımefendi. Ondandır. Havalanınca geçer. Doğru doğru. Havalandırırız, bir şeycikler kalmaz. Hemen kontratı yapalım o zaman. Değil mi teyzem? Yapalım. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, heveslisiniz, yapıverelim bari. Ne güvenlik kamerası, ne de işe yarar bir tanık. Plaka belli değil. Ortalama bir araç tarifi. Eşkalle nereye kadar bakalım. Efendim Suat. Hüsnü, teyzeme ev tuttuk. Hem bize yakın hem eşyalı. Bavullarını alıp taşınacak ha, bir tek. Şartları da çok uygun. Şey mi? Şu anda kontrat yapıyor. Aslanım Suat be, aslanım be. Beni böyle ara işte, beni böyle ara. Harika, inanamıyorum. Abi, ya, inanamıyorum, inanamıyorum. Ne yapıyorsun? Nazik'i ev tutmak. Duydum, Allah'ım duymadık ya. Demeyin. Nazik'i ev tutmak. Dur. Oh, oh, çok iyi Suat. Çok iyi Suat, hemen hemen hemen. Yollayın evine Nazik'i hemen. Hüsnü, dur sakin ol. Ne öyle apar topar evden atar gibi. Evet, çocuklar gelsin okuldan, taşıyacağız hep beraber. Sakin ol sen. Ben akşama gelince Nazik'i görmeyeceğim değil mi? Hayır Hüsnücüğüm, hayır. Güven sen karıcığına. Tamam Suat'cığım, tamam. Ne lazımsa yapın, öpüyorum seni canım benim. Canım karıcığım. Oh be, oh be. Abi hadi gözün aydın. Artık böyle bir ekmek arası ısmarlarsın bize. Ah, acele etme oğlum, daha taşınmadı. Taşınsın bakarız. Abi gir içeri ya. Adam vaz mı geçti acaba? Alo, buyurun Rıza baba. Çoban, 2 saattir meşgul telefonun. Amirim pardon. Suat aramıştı da biliyorsunuz bizim Suat'ı. Öyle otoboka, yani affedersiniz, ağzımdan kaçtı. Tamam tamam, uzatma. Selin şimdi ayrıldı emniyete. Çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği bir adam var. Aylin'den adresini alıp bir yoklayın şu herifi. Ne yapalım sonra, alalım merkeze? Duruma göre siz karar verin. Kadın inandırıcı ama anlattıkları şimdilik yeterli gelmedi bana.